Çok önemli bir şey yaşandı bugün Balıkesir Gönen'de. 3 yıl sonra Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ben buradan çok teşekkür ediyorum. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çok çok teşekkür ediyorum. Bugün çok hareketliydi orası. Büşra Seyiz'e bir dönelim. Büşra Seyiz bize canlı bağlantıda anlatacak konunun detaylarını. Cinayet ekipleri, yani şunu artık açıkça söyleyeyim. Bu olaya bir cinayet şüphesiyle yaklaşıyor artık. Bakılıyor, yani bakılıyor. Nurcan, onu biliyorum. Da söyleyeyim, evet. Bir cinayet şüphesiyle yaklaşıyorlar, bakıyorlar. Dolayısıyla bugün cinayet ekipleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ekipler Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldiler. Dosyayı incelediler, bir araştırma yaptılar. İfadeler alındığı bir araştırma inceleme yapıldı. Çok hareketli dakikalar yaşandı. Hala da yaşanıyor. Büşra Seyiz Balıkesir'de. Hemen bir dönüyorum Büşra'ya. Büşra, mezarlığın oradasın Büşra. Tamam. Büşra, seni dinliyoruz hemen. Fulya Öztürk, iyi yayınlar diliyoruz öncelikle. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi sabah saatlerinden itibaren ciddi bir hareketlilik söz konusu burada. Sabah erken saatlerde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldiler ve Seda Alkan dosyasıyla ilgili incelemelere başladılar. Ve hemen akabinde vakit kaybetmeden Seda Hanım'ın kız kardeşi Ayşe Hanım ve yeğeni Hanife Hanım'la birlikte arkamda görmüş olduğunuz noktaya geldiler ve çalışmalarına başladılar. Neden bu noktadan çalışmaya başlanıldı? Çünkü İlyas Bey'in yayınlarımızda da ısrarla belirttiği üzere şunu söylüyordu. Ben eşimi evde göremeyince annesinin vefatına üzüldüğü için buraya gelmiş olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden ben buraya geldim demişti. Ekipler de bu noktadan çalışmaya başladılar ve şu an hala büyük bir titizlikle çalışmalarına devam ediyorlar. Biz kameraman arkadaşım Burak Keskinci ile birlikte bütün gelişmeleri adım adım takip ediyor olacağız ve an be anda size aktarmaya devam edeceğiz. Evet. Büşra, çok teşekkür ediyorum. Benim gözüm kulağım sizde. Önümüzdeki dakikalarda da hareketli anlar yaşanabilir. Yine döneceğim sana. Fulya Hanım zaten... Cinayet dedektifleri aynen, bölgede. Nurcan. Aynen. 3 yıldır zaten bunu yapmamaları hataydı. Biz her bağlandığımızda, her aradığımızda kocaya kaçmıştır cümlelerini kullanmaktan sıkılmadılar. Ama benim kardeşim yaşasaydı şimdiye kadar beni arardı. En azından başka yerlere ulaşabilirdi. Ama benim kardeşim yaşamıyor. Hiç kimse ilgilendi. Ne savcı ilgilendi, ne polis ilgilendi, ne öbürü ilgilendi. Hiç Nurcan, kimse ilgilenmedi. Nurcan, hiç kimse şey ilgilenmedi. Herkes bir tabii, senaryo yazmış, ortaya koymuş bu. Yani. Yine de bak öyle konuşma bence, öyle deme. İlgilenmişlerdi, o zaman neden ilgilenilmişti. Fulya Hanım? Ama, benim kardeşimin bankada parası var. Niye o bankanın parasının peşine düşmüyor bu bir? Hiçbir HES kodumu çıkarmaz. Ne bileyim bir kimliğini mi çıkarmaya gitmez? Ne bileyim bir hastaneye mi gitmez? Neden ama neden? İlla ki çıkar yani. Bu zamana kadar 3 yılı geçmiş. Eğer bir insan yaşıyorsa illa ki çevresinden gören insanlar vardır bunu. Fulya Hanım, ekmek, ama niye yok? Ya ekmek almaya yok, çıkmayan ekmek insan, almaya gitmeyen çöp insan, atmayan insan gece yarısı saat 2.30'da nereye gider? Bunun yok, hesabını versinler. Ben buradan savcılığa, emniyete sesleniyorum. Bu bir cinayettir. Lütfen bırakmayın. Bize yardımcı aynen, olun. Ben bizim kardeşimin duyun, kaybolduğundan ilk bugüne kadar kesinlikle benim kardeşim yaşamıyor dedim. Nurcan, niye sen ilk günden itibaren bir cinayete kurban gitti benim kardeşim? İlk günden bugüne ben kardeşimin cinayete kurban gittiğine %100 eminim. 80-90 demiyorum, %100 eminim. Ben kardeşimi tanıyorum. Kardeşim parasız hiçbir yerde durmaz. Ne bileyim, bir sevgilisi, bir sevgilisine ulaşır, kaçmaz mı? Hayır, ne kaçmaz. Başka tanıştığı bir, kaçmaz. Bir Abdullah isimli kesinlikle bir şahıs kaçmaz vardı. Şimdi çünkü ama ilk etapta Nurcan, Seda Alkan kaybolduğunda ortaya ne atıldı aslında? Belki birileri siz de gitti, yanlış yönlendirildiniz. Belki bak açık söyleyeyim sana. Siz de yanlış yönlendirildiniz belki aile fertleri aynen, veya başkaları tarafından. Ya biz İlyas'ın yanlış söylemleriyle hareket ettik bak, zamanında. Bak şunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla polis ve işte emniyet güçleri, savcı ne dedi? Ya demek ki hani belki de çünkü bir çiftlik oyunu oynuyormuş. Başka bir adamların adı çıkınca acaba başka bir adama mı gitti? Şimdi kaç yaşında Hanım, kadın? Ben buna inanmıyorum. Şimdi ama ilk başta bak bu olay 3 yıl önce evet, ilk konuşulduğunda da şimdi açık konuşalım yani birçok yerde de Hanım, yok efendim çiftlik oyunu oynuyormuş da yok Abdullah'a aynen, çıkmış da bilmem ne çıkabilir. O zaman bu şüphelerin üzerine vurgu yapılsaydı benim programımda biz bunu hani oturduk adam akıllı her şeyle alıp değerlendirdik
ve aynen, aklı selim bir şekilde değerlendirdiğimiz bu işin... için bak bu, bunlar polis, savcı tarafından da takip edildiği için polis ve dedi ki evet bu bir hani birisine kaçmış olmayabilir. Tam bir daha şüpheli yaklaşalım deyip zaten cinayet ekipleri, dedektifler, polisler Fulya'nın bu tabii ki programın da faydası çok büyük. Faydası oldu. Bir de tabii ki önemsizleştirmek veya cinayet olduysa o konudan uzaklaştırmak için de kişiler bu başka birine olmazsa, kaçmış olarak gösteriyorlar ki evet, bu şekilde hem de insanlar biraz ayıplayacağız tabii, ve çekimser duracağız diye. Evet. Hocam bir şekilde. İşte ay bir internette oyun oynuyordu. İnternetteki o tanıştığı adama gitti. Başta bunlar konuşuluyordu. Hatta uzun evet, zaman bunlar konuşuldu. Evet, ondan, olayı biraz ama daha ben basit. Ona için anladım. Bak sana bir şey söyleyeyim mi Nurcan? Uzun süre bu konu bu seviyede daha indir yani basitleştirerek bir aşkı. Yani birilerine kaçtı evet, senaryosunu ortaya attılar. Seda birine kaçtı senaryosunu attılar. 3 senedir aynı senaryoyu okuyorlar bize. Ama Nurcan başka senaryonun dışına çıkmıyorlar. İfadelerinde de aynı şekilde konuşmalarında da aynı şekilde bir dram çekirdek laflarını cümlelerini geriye çekmiyorlar. Fulya Hanım bu insan öyle olmazsa emin olunun ki çıkar adım ya, kadar eminim çıkar, ki çıkar gelir. Çıkar ya, çıkar kadar çıkar. Niye kimse sesimi çıkar duymuyor? Çıkar gelir. Biz de bir TC vatandaşız. Niye ben benim kardeşimin peşine düşünmüyor? Ben 23 yıllık bunların damadıyım. Ben iyi biliyorum. Elimizde büyüdü bu kız. İyi tanıyorum. Öyle olmazsa kesinlikle yani çıkardı. Yani bu 5 kişinin içinde benim kardeşim kayboldu. İlyas 1, Hanife 2, Ayşe 3, bir de Mümine denen bir bayan var 4, bir de bu Abdullah denen kişi 5 kişinin içinde benim kardeşime ne yaptılarsa ortadan kaldırdılar. Dur bakalım şimdi. 5 kişi ya. Nurcan. Çünkü bir insan kocası karısı kaybolmuş Nurcan, bir insan neden Nurcan, karısını aramaz? Çok önemli bir şeye geldik farkında mısın? Farkındayım. Bak bugün itibariyle bugün hatta birkaç saat önce Gönen'de cinayet ekipleri mezarlığa gittiler. Hanife'yi aldılar, incelemeler yaptılar, yapıyorlar da. Bak önümüzdeki dakikalarda ben zaten sizin konuyu sadece bir girizgah yaptım. Bir saat sonra çünkü oradan da bana bir haber gelsin. Hemen dedim bir Nurcan'la konuşmayalım. Çünkü ben oradan önemli bir şey bekliyorum. O yüzden ben seni bekleteceğim. Bir saat sonra, bir buçuk saat sonra işte 6 gibi senin bölümüne geçmek istiyorum. Biraz zaman ver bize. Tamam. Oradan tamam, çünkü bir haber gelebilir. Tamam Fulya Hanım. Ya anladın mı Nurcan? Yani, o yüzden ben sadece yani bir girizgah yapıp sana durumu anlatmak istedim. Bugün Balıkesir Gönen'de ne olduğunu, işin ne boyuta geldiğini, artık bu olaya bir cinayet şüphesiyle yaklaşıldığını ve dedektiflerin devreye girdiğini, yoğun bir inceleme başlatıldığını. Ben sana bunun girizgahını yaptım. Gerçekten Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dedektifler, cinayet ekipleri çok hassas ve çok iyi bir şekilde bir çalışmayı başlattılar. Allah razı ben, olsun. Allah evet razı yani olsun. Ben onlara da gerçekten çok olsun, teşekkür ediyorum. Polislerin bu işi de hiç kolay değil. Hataydı, evet. Allah razı olsun. Ya ben gerçekten. Gerçekten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu zamana ya, kadar yapmaları hata, yapmamaları hataydı Fulya Nurcan, Hanım. Nurcan. Yapmamaları hataydı. Nurcan çünkü ben sana kaçış, bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle bir erkeğe kaçış pozisyonu değil. Nurcan, benim kardeşim böyle zor, ya zorla de çağırdılar ya can havliyle dışarı haklı kendini olduğun, attı. Başka hiçbir amacı yok ben, bunun. Ben sana haklı olduğun yerler de var ama şunu söyleyeceğim. Polis de yanlış yönlendirilebiliyor. Yani sizin kendi aranızdan ilk etapta çünkü bu konuyu basitleştirip ya sizin kendi içinize Nurcan seni kastetmiyorum ama hani diğer çevreler tarafından aa işte kocaya kıza ya kardeşim polisi de o şekilde yönlendiren belki doğru bilgilendirilmesi gerekirken bazı yanlış bilgilendirmeler de olmuş. Bir de Fulya ortada, anladın mı ne demek istediğimi? Ortada ceset o yüzden, olmadığı için de. Polisin de işi evet, çok zor kardeşim. Yani, yani o kadar çok bile gerçekten apart önlerinde dosya var. O kadar çok kayıp var. O kadar çok olay var ki. Onların da işleri çok zor. Ben onlara da Allah kolaylık versin diyorum. Abi. Ben o yüzden önümüzdeki bir saat sonra sizin bölüme geçeceğim. Bir buçuk saat sonra geçeceğim. Çünkü ben oradan bir haber bekliyorum. O yüzden lütfen beklemeye devam tamam, edin. Olur tamam, mu? Çok teşekkür ederiz. Hadi. Olun.